Efendim ben de Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile görüştüm. Çok anlamlı ve anlaşılır yorumlarda bulundu kendisi. Öncelikle efendim biz çıkmak istedik demekle çıkılmıyor sözleşmeden. Çünkü uluslararası bir sözleşme. Bundan sonraki süreçte Venedik Komisyonu görevde. Bu sözleşme bizi uluslararası arenada demokrasi liginde tutuyordu. Tutmaya da devam edecek efendim. Canan Güllü'ye de çok teşekkür ediyorum. Diğer açıklamalarını da daha sonra aktaracağım, paylaşacağım sizlerle. Ve bu arada Sakarya'nın Karasu ilçesinde evliliğinin ilk gününden bu yana eşinden şiddet gören kadın boşanma davası açtı ama eşi boşanmaya yanaşmadığı gibi hem fiziksel hem psikolojik şiddete devam etti. En son 4 gün önce kadının kapısına dayanıp kapıyı kırmaya çalıştı. Mağdur kadın o gün yaşadığı dehşeti cep telefonuyla görüntülemişti. Uzaklaştırma talebi reddedilince son çare olarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Korkuyorum, açamam sen bu haldeyken. Git kapıdan, kapıdan git. Bana yardım edin ya, ben yaşamak istiyorum, bir şey istemiyorum ki. Boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden bir türlü kurtulamayınca son çare olarak sosyal medyada bu videoyu paylaştı. Verilmeyen uzaklaştırma kararını da bu sayede aldı. Daha önce uzaklaştırma defalarca aldım, aylar boyu devam ettim. İhlal ediyor, ihlal ettiğini kanıtlıyorum ve bu dosyanın sonunda da kavuşturma yeri olmadı diyerek bitiriliyor. Derya Yavuz Yiğit Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşıyor. İddiasına göre 3 çocuğunun babası R.Y.'den gördüğü şiddet 6 yıllık evliliklerinin ilk günü başladı ve artarak devam etti. 1,5 yıl önce çocuklarını da yanına alıp kardeşinin yanına taşındı. Eşine de boşanma davası açtı. Ben zaten ilk evden dayak anında kaçtım ve karakola ben yalın ayak gittim. İlk bu şekilde davamı açtım ben. Ancak eşi bir türlü boşanmaya yanaşmadı. Hem psikolojik hem fiziksel şiddet sürdü. Sürekli ölüm tehdidi halindeyim. Yani mesela dışarı çıktım, pantolon giydim. Neden pantolon giydin diye bir başlıyor. Ondan sonra seni öldüreceğim. Sen işte sonun ölüm olacak. Defalarca karakolun yolunu tuttu Derya Yavuz Yiğit. Bundan önce de uzaklaştırma kararları verildi ama fayda etmedi. En son 4 gün önceydi. Eşi yine kapısına dayandı. Korkuyorum, açamam sen bu haldeyken. Git kapıdan, kapıdan git. Oradaki fanyasları tek tek böyle kapıma vurarak kapımı deldi. Kapımın tam kilit yerine sürekli tekme attı, kırmaya çalıştı. Kadın polise gidip şikayetçi oldu. Uzaklaştırma ve koruma istedi, verilmedi. Cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Neden? Neden açayım? Ne istiyor? Açmayacağım. Korkuyorum, açmayacağım. Polis gelene kadar devam etti zaten. Ben de portmantoyu bile çekip odaya çocuklarla kendimi kilitlemek zorunda kaldım. Bu görüntülerin ardından alabildi uzaklaştırmayı. Bu koruma kararı bugün verdiler bana. İnşallah onaylanacak. En azından savcılığa başvurduk. Darp raporum var. Derya Yavuz Yiğit'in koruma talebi ise henüz sonuçlanmadı. İhlaller de bir sonuç vermiyor. Uzaklaştırma da bir sonuç vermiyor. Ben artık devlet büyüklerinden yardım etmelerini istiyorum.